Aslında burada hep alt konka şişliklerine bağlı burun tıkanıklıklarından bahsetmiş oluyoruz. Çünkü alerjik reaksiyon da hemen daima alt konkalarda şişliklere yol açarak karşımıza burun tıkanıklığı, bol sulu akıntılar, hapşırık nöbetleriyle gelir. Bu mekanizmayı tetikleyen burun sinüs yoluyla hastanın alerjenle karşılaşmasıdır. Ve bu alerjik mekanizma en fazla tepkimeyi alt konkalar üzerinde verir. Alerjinin, burun sinüs alerjisinin tedavisi kesinlikle tıbbidir. Yani ilaçlarla yapılır. Alerji için geliştirilmiş özel bir ameliyat tekniği yoktur. Ancak alerjinin yol açtığı bu tepkimeler yıllar içerisinde burun içi dokularında değişimlere yol açar. Örneğin alt konkalar çok şişer. Yaygın olarak burun içi mukozası çok şişmiştir. Sinüslerin ağzı bu alerjik mukoza şişlikleri nedeniyle kapanabilir, hatta tıkanabilir. Hatta polip dediğimiz doku üremelerine bile yol açabilir. Ancak bu durumda cerrahi tedavi devreye girebilir. Örneğin ileri derecede şişmiş alt konkalara radyo frekans veya belki de daha iyisi lazer uygulaması yapılabilir. Ama asla şunu belirtmek gerekir hastaya. Bu uygulama alerjiyi ortadan kaldırmak için yapılmaz. Alerjinin en fazla tepkime verdiği alt konkanın küçültülmesini amaçlar. Alerjik tepkimenin yüzeyini küçültmeyi amaçlar. Böylelikle burun tıkanıklığı, hatta akıntılar, hatta hapşırık nöbetleri bile azalabilir hastada. Eğer alerjiye bağlı polipleşme görülmüşse o hastaya endoskopik sinüs cerrahisi yardımlı polipleri temizleme işlemi de gerekmektedir. Özet yapmak gerekirse alerjinin tedavisi ameliyatta değildir. Hastada hiçbir burun içi mukoza sorunu yaratmamış, alerjik belirtileri olan hastada ameliyata asla gerek yoktur. Bu hastalar belirli süreçlerde uygun ilaç tedavisine çok iyi yanıtlar verirler. Ama hastaların aralıklı görülmesinde doğrusu yarar vardır. Ancak burun içinde değişime yol açmış, ileri kronikleşmiş sıkıntılı olgularda endoskopik bulgu olarak alt konka şişliği veya orta meatus dediğimiz sinüslerin ağzının kapanmış olması durumlarında yardımcı endoskopik lazer yardımlı veya benzeri araçların kullanılabileceği veya endoskopik sinüs cerrahisi ile kombine edilebilecek ameliyat teknikleri ancak o zaman yararlıdır.